Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın 2018 yılında Mevlid-i Nebi haftasında bir sloganı vardı, bir söylemi vardı. Aslında arkasında çok çok derin düşünceler yatan bir üründü bu. Gençliğe Değer projesi. Yani her bir din görevlimiz 10 gence sahip olsun. Böyle bir söylemle başkanımız ekranlardan ee, hocalarımıza seslendi. Ne olur her biriniz 10 genci sahip çıkın, onlarla beraber etkinlikler yapın, faaliyetler yapın, onlarla beraber yol yürüyün dedi. Ve orada başkanımızın söylemiş olduğu bu şeyler çerçevesinde, e, bu talimat çerçevesinde Anadolu'muzun her bir tarafında imamlarımız, müezzinlerimiz ve Kur'an kursu hocalarımız adeta camilerinde, Kur'an kurslarında halkalar oluşturdular değerli hocam. Mesela neler yaptılar bunu söyleyerek kampları e, ifade edeyim müsaaden olursa Lütfen hocam. şu an e, bizim yaklaşık olarak e, hocalarımız e, gençliğe değer projesi kapsamında 500 bin civarında e, gencimizle beraber. Çeşitli alanlarda sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, toplantılar, geziler, piknikler, etkinlikler, hat, ebru kursları gibi ben size çok benim dikkatimi çeken kurslardan birkaç tanesini söylemek istiyorum. Mesela gençlerle yayıncılık eğitimi başlattı bir müftülüğümüz bu proje kapsamında. Mesela bireyl alfabesiyle alakalı bir kurs başlattı bir hocamız. Bu etrafındaki gençlerle. Mesela e, hanım kızlarımızla birlikte el örgüsü, mutfak atölyeleri, e, adab-ı muaşeret atölyeleri gibi matematik kurslarından e, TYT kurslarına, AYT kurslarına, LGS kurslarına varıncaya kadar bakın burada aslında biz bir şeyleri atlıyoruz. Hep e, ben din görevlilerimize sonuna kadar güvenen bir kardeşinizim. Biz aslında sahada, din görevlilerimizin ne kadar canla başla gayret ettiklerini, din hizmetini nasıl sahiplendiklerini, gençleri nasıl sahiplendiklerini şurada saymış olduğum şeylerden görüyoruz kıymetli hocam. Mesela evet. biz orada kitap tahlilinden tutun, ağaç dikme kampanyalarından, sokak hayvanlarını beslemeye varıncaya kadar, futbol turnuvalarından tutun da doğa yürüyüşlerinden, tenis e, yarışmalarına varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet yürüttüklerini e, ben buradan görüyorum. Mesela okçuluk kursları açanlardan tutun bilardo eğitimine varıncaya kadar bu hocalarımız etrafındaki gençleri e, şekillendirmeye başladılar. Hı hı. Yani bu aslında bizim hizmet alanlarımızın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar da önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Kamp faaliyetlerine gelince biz Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yazımda kardeşlik var kampını yaz gençlik kamplarını gerçekleştirdik. Mesela Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte yazımda kardeşlik var projesi ki gerçekten Türkiye'de daha önce benzeri yapılmamış bir faaliyeti ortaya koydular. Anadolu'nun bir yerindeki gençlerimizi alıp Anadolu'nun başka bir yerine batıdaki gençleri alıp doğudaki illerimize götürmek suretiyle orada bir haftalık, bir aylık faaliyetler, kamp faaliyetleri yapmak suretiyle gençlerimizin yüreğine dokundular. O gençlerimizle hala irtibatları devam ediyor hocalarımızın. Gerçekten büyük bir sirkülasyon olduğunu görüyoruz. Yine bu kamp faaliyetleri anlamında mesela bizim hocalarımıza biz izci liderliği kursları eğitimleri verdik. 2019 yılının sonunda 2020 yılında bunun ilk meyvelerini biz gördük, ilk ürünlerini gördük. Mesela İstanbul'da Türkiye'nin farklı yerlerinde bu izcilik eğitimini alan hocalarımız 2500 civarındaki gencimizle birlikte 2507 gencimizle birlikte izcilik kampları yaptılar. Birer haftalık, üçer günlük veya ikişer günlük izcilik kampları yaptılar. Yani farklı alanları değerlendirmeye gayret ediyorlar. Bu bağlamda bizim yapmayı hedeflediğimiz ee, faaliyetlerden bir tanesi de bu yazımda kardeşlik var e, kampanyasını devam ettirmek e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile alakalı görüşmeleri yaparak kamp faaliyetlerini daha aktif hale dönüştürebilmek ve daha fazla gencimizi bu kamplardan istifade etmeye buradaki etkinliklerden istifade etmeye e, davet etmek bizim amacımız.